Mısır ekmeğimi dün pişirmiştim. Bugün doku testini yapacağım. Bir gün bekledi. Zamanım kalmadığı için dün yapamadım. Gördüğünüz gibi yumuşacık, kek gibi. Şimdi içini kıralım. Bir de bakalım iç dokusu nasıl. Bu şekilde iç dokusu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bildiğiniz kek gibi. Bakın. Böyle mısır ekmeği gibi değil, kek gibi. Çok güzel, yiyimli. Çok rahat bir şekilde tüketebilirsiniz bunu. Özellikle çölyak hastalarına tavsiyemdir. Yiyimi güzel, kek gibi bir ekmek arkadaşlar. Herkese merhabalar. Sanal Fırın'a hoş geldiniz. Daha önce kanalımda mısır ekmeği tarifi çekmiştim. Peki bu mısır ekmeğinin diğer mısır ekmeği tarifinden farkı ne diye sorarsanız arkadaşlar. Bu mısır ekmeğinin farkı, örneğin mısır ekmeği yemek kültürü olmayıp da çölyak hastası olup mısır ekmeği yemek zorunda olan arkadaşlar için veya mısırın tadını seviyorum da dişlerim kesmiyor, sert oluyor, yiyemiyorum diyen kişiler için özellikle geliştirmiş olduğum kek tadında bir mısır ekmeği arkadaşlar. Aynı şekilde hamuru da kek hamuru gibi ve yiyimi de aynı kek gibi arkadaşlar. Çok kolay yiyimi, çok güzel yiyimli bir mısır ekmeği. Denemenizi tavsiye ediyorum. Kesinlikle memnun kalacaksınız. Ununu özel Rize'den getirttim. Değirmende özel çekilmiş un. Kalın undur biraz. Diğer mısır unları gibi değildir. Normal mısır ununa göre daha kalın işlenmiş bir undur. Eğer bulamazsanız bulunduğunuz yerde bu unu, Karadeniz'de tanıdıklarınız varsa oradan özel sipariş edebilirsiniz. Belki internette de bulabilirsiniz. Tam emin değilim. Sözü daha fazla uzatmadan videoya başlıyorum. Videoya başlamadan önce videomu beğenip paylaşmayı, kanalıma abone değilseniz abone olup yeni tariflerden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Hadi başlayalım. Kullanacağım malzemeler. Normalde bütün tariflerde su ölçüsünü veriyorum tam olarak. Bu tarifte su ölçüsünü vermiyorum. Hamurun kıvamı kek hamuru kıvamında olacak. Ona göre su vermeniz gerekiyor. Su ölçüsü budur. 400 gram kalın öğütülmüş mısır unu, 2 tatlı kaşığı şeker, 2 yemek kaşığı yoğurt, yarım çay bardağı ayçiçek yağı, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 adet yumurta ve 1 paket karbonatın 3'te 2'si, komplesi değil 3'te 2'sini kadarını veriyoruz. Gerisini 3'te 1'ini geri içinde bırakıyorum. Malzemeler bunlar. Hemen yoğurmaya geçiyorum. Önce kuru olanları birbiriyle karıyorum. Ardından bir miktar su döküyorum. Acaba çok mu oldu? Çok olursa da sıkıntı. Şöyle dökelim, sonra ilave ederiz olmaz. Yoğurdu döktük. Ayçiçek yağını. Şöyle dibini sıyırayım yazık olmasın. Tamam. Yumurtamızı kırdık. Şöyle şunları şöyle bir karıştıralım. Ardından kuru olanları da döktüm. Ve hamurumu yoğuruyorum. Hemen hemen su miktarını tutturmuşum. Biraz daha su eklemem gerekecek. Unumuzun kalınlığı irmik kalınlığında arkadaşlar. Uncularda bulabilirseniz oradan alırsınız. Bulamazsanız da Karadeniz'de tanıdığınız varsa söylersiniz. Size göndersinler. Tamamdır. Bu şekilde akışkan kek harcı kıvamında bir hamur yapıyoruz.
Ben teflon tavaya döktüğüm için içerisini yağlamıyorum. Öyle bir ihtiyaç yok. Bu arada tavaya ihtiyacınız olursa arkadaşlar teflon tava temin edebilirim. Bana ulaşırsanız Instagram'dan veya Facebook'tan bu tavadan size temin edebilirim. Evet. Şöyle bir düzleyip pişirmek için fırına götürüyorum. Mısır ekmeğim pişti. Şu anda sıcak. Soğuyunca çıkarıp dokusunu da göstereceğim size. Bakın şu anda da belli, yumuşacık. Kek gibi. Mısır ekmeğimi dün pişirmiştim. Bugün doku testini yapacağım. Bir gün bekledi. Zamanım kalmadığı için dün yapamadım. Gördüğünüz gibi yumuşacık. Kek gibi. Şimdi içini kıralım. Bir de bakalım iç dokusu nasıl. Bu şekilde iç dokusu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bildiğiniz kek gibi. Bakın. Bir de mısır ekmeği gibi değil, kek gibi. Çok güzel, yiyimli. Çok rahat bir şekilde tüketebilirsiniz bunu. Özellikle çölyak hastalarına tavsiyemdir. Yiyimi güzel, kek gibi bir ekmek arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, kanalıma abone değilseniz abone olup yeni tariflerden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Yeni tariflerle, yeni videolarla görüşmek dileğiyle. Sanal fırında kalın. Hoşça kalın.